Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kış Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün uzun zamandır beklediğimiz, yaklaşık 5 ay olmuştu, 5-6 ay oldu. Beklediğimiz bir video çekeceğiz. Yavru toplama videosu. Bugün yuvalıkları kontrol ederken, hatta dün akşam yuvalık temizliği yaptım. Bugün de kuşlara mama verirken, biliyorsunuz günde bir defa yuvalıkları kontrol ederim. Bir yanlış hatırlamıyorsam bir 4-5 tane bana göre yeme düşmüş kuşlar var. İsterseniz kamerayı döndürelim. Hangi yuvalarda var? Hem böyle bir yuvalık açılış tarzı, çünkü yavrular renklenmeye başladı. Yuvalık açılış tarzı da bir video olur. İsterseniz yavrularımızı toplamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, emektarımızı aldık. Şimdi hatırladığım kadarıyla 1 de yok, 2 de yok. 3 de yok hatırladığım kadarıyla. 4 de yok. 6 da var mı? Böyle bir kontrol edelim. Bakın yavrular bayağı büyümüş. Bakayım. Yok, bunda yok. Beyaz da varsa vardır. Yok, bunlarda henüz yeme düşen yok ama bunlarda da 3-4 gün sonra yeme düşmeler başlar. 7 de var. Doğru hatırlıyorsam. Burada bir kuşumuz var. Evet. Arkadaşlar şu bebek yeme düşmüş. Bakın kanat altına. Gayet güzel, yakışıklı bir bebek. Cinsiyetine bakalım. Cinsiyeti dişi gibi duruyor. Koyalım. Diğerlerini bırakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle bir takım yavruları. Evet, alalım bunu. Şimdi burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Hatta bir bakalım ya. Var mı yok mu da net hatırlayamıyoruz. Ya burada yok, kesin yok. Bunların yavruları küçük. Burada da yok. Burada yok. Evet. 14'te var diye hatırlıyorum. Japonesin en büyük yavrusu. Şöyle göstereyim. Şu yavrumuz yeme düştü sevgili arkadaşlar. Şöyle kulelerimiz. Yerim ben sizi. Pırpırları da güzel. Beğendim. Yakışıklı bir Japonuz. Evet, gel bakalım. Şimdi şöyle bunun yanına atalım. Varan 2. Bunlar beklesin. Bunlar daha ufak çünkü. Evet. Şeyimizi de alalım. Evet. 15'te kontrol edeyim. Yok, 15 diyemiz yok. 16'da yok. 17'de yok. 18'de yok. 19'da olabilir mi? 19'a bir bakalım. Burada bayağı büyüyen yavrular var. Yok, bu değil. Bu da değil. Yok, diğerleri zaten değil. Ama bunlar bir hafta içinde, yani bir hafta içinde bütün yavrular yeme düşer diye tahmin ediyorum. Evet. 21'de yoktu bildiğim kadarıyla. 22'ye bakalım. Şöyle bir takım. Evet, bir tanesi atladı. Gel buraya, kaçma. Evet. Şöyle 4 tane yavru olan bir takım. 2 tanesi parçalı dominant sarı yüzlü, 2 tanesi parçalı resesif arkadaşlar. Bakın bu yeme düşmüş. Bakalım cinsiyetin ne senin? Sen dişiye benziyorsun ama şöyle bir koyalım. Bu ağızda çok dişi ayıracağız arkadaşlar kendimize. En aşağı bir 50 tane dişi ayırmamız lazım. Dişi sıkıntısı yaşıyoruz. Evet, bu da yeme düşmüş. Bunu da ayıralım. Ben 4-5 dedim ama sanki daha fazla olacak gibi geliyor bana. Evet, 2 tane yavrusu burada yerine koyalım. Gelelim 23 numaraya. Bak ya, bak 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 bak. Bir tane yavrumuz. Evet. Burada da 5 adet yavrumuz var. Şuna bir bakalım. Sen zaten gel. Şu bende kalacak arkadaşlar. Yani bunu satmayacağım. Bir maşallah derseniz de sevinirim. Sende var mı? Oo, sen de yeme düşmüşsün. Sen de tamamsın. Kaç etti? 6 etti. Biz 4-5 dedik ama yanlış mı saydık?
ya da çok iyi bakamadık. Bunlar da 3 tane kaldı burada. Evet, yerlerine koyalım. Evet. 24 numarada var mı ki? Yok, burada yok. 25'te var mı? Sanki burada olabilir gibime geliyor ama. Bir dakika. Yok. Yok, bunların daha 2-3 günü daha var. 2-3 gün sonra yine biterler bunlar. Evet. Alalım baby birds'leri. Yerim ben sizi. Uzun zamandır beklediğimiz hareketler bunlar arkadaşlar. Yani bayağıdır bunu bekliyoruz gerçekten. Evet. Burada var mı? Burada yok. Burada yok. Burada zaten yok, onu biliyorum. 35'te yumurta var. 36'da ihtiyarlar var. Burada var diye hatırlıyorum. Evet, burada da 4 yavrumuz var. Şöyle. Sen gel, sen tamam. Bu çünkü çok yuvadan atlıyor. Bunu alalım. Bu da tamam. Bunlar bir de iri yavrular. Böyle bir renk cümbüşü olsun. Siz ikiniz geri dönün bakalım. Haydi. Evet. 39 numarada ufak yavrular var. Hiç rahatsız etmeyelim. Burada da, burada olabilir. 41 numarada. Evet. 41 numara. 41 numarada şu yavrumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yavrumuz yeme düşmüştür. Alalım. Çünkü bu çok yuvadan atlıyor. Evet. 4 tane yavru var. Böyle gerçekten. Özellikle şu bende kalacak. Ve şu bende kalacak. Diğer ikisini sahiplendirebilirim. Evet. Geldik bu tarafa. 43 numara. Evet. Erkeğimiz mineral bloğumuzun anasını ağlatırken. Ya dur. Aha. Burada var herhalde. Dur. Bakın. Sana bir bakalım. Oo, çok bağırdı. Tamam, bu da var. Bunu da alalım. Sen de gel. Kaç etti? 3, 6, 9, 10 tane yavru etti. Güzel, güzel bir oran. Evet, şöyle bir koyalım. Bu arada servis masamız da yakında gelecek inşallah. Burada yok, biliyorum. Burada da yok. Sende var mı? Seninkiler daha buçuk. 49 numara. 49 numarada bir şeyler var mı? Ha, bu arada şunu görüyorsunuz arkadaşlar. 49 numarada bir rainbow yakaladık. Gayet güzel. Evet. Gelelim 50 numaraya. 50 numara. Sende var mı bir şeyler? Sen ne yapıyorsun orada? Oğlum sen manyak mısın? Allah Allah. Kafayı yemiş ya. Yok, burada henüz şeylik bir durum yok. Yerine koyalım. Allah, düşeceksin. Düşeceksin. Bir saniye. Az daha düşüyordu yere. Tamam. Şimdi yavrular büyüdükçe arkadaşlar daha çok hareketleniyor. Dolayısıyla bizi daha çok sıkıntıya sokuyor. 53 memleketime gelelim. Burada var mı bir atraksiyon? Yok, burada. Bunlar daha küçük. Şu maviye bir bakalım. Yoktur ama maviye kaç gün var? Mavinin daha 5-6 günü daha var. Bekleyelim. Böyle beyaz bir takımdan gelen yavrular arkadaşlar. 54 numarada yok. Var mı? Bakalım. 54 numarada var mı? Yok. Bunlar da küçük. Minnak. Pardon, ben 54 numarayı karıştırmışım. 55'te yok. 56'da yumurta var. 57'de zaten yumurta yok. 58'de yumurta var. 59'da yavrular var. 60 fark. 61'dekiler daha bir hafta var. 62'ye bir bakalım. Şöyle bir takım arkadaşlar. Yavrular da böyle. Yavrular henüz ufak kısımlarında. Evet. 65.
pardon 65'te zaten yumurta da yumurta bile yok. Yok, bunlar da henüz küçük. Şimdi beyaza bir bakacağım. Beyazın bir 3-4 günü var. Bu beyaza bakacağım. Bu beyazın bir haftası var. Ama renk olarak beğendiğim renkler geldi gerçekten. Evet. Evet. Bir şey düşürdük ama. Evet, gelelim. 65 bitirdik, 66 numaraya. Burada yavrular var. Burada yavrular var. 60-71'de yok, onu biliyorum. 72'de var mı? 72'de daha ufak. 73. Bakayım, sen varsan sende olur. Yok, bu da daha ufak. 74'te. Sizde var mı? 74. Bakayım. Yok, sen de daha küçüksün. Sana bakayım, yok, sen de daha küçüksün ama 3-4 güne sizde tamam. 75'te. Bakalım. Yok, 75'te bir şey yok. 77'de. Bunlar da daha küçük. Daha bir haftaları var. Burada zaten 78'de yoktu. Burada yumurta yok. 79'da. Numara koyduğumuza göre. Ama burada yavru olduğunu, yeme düşmüş yavru olduğunu zannetmiyorum. Bunlar çünkü henüz küçük arkadaşlar. Yani kanal altına bakmaya gerek yok. Gelelim 80 numaraya. 80'dekiler de daha küçük. Bekleyelim onları da. 81. 81'dekiler. Bakayım. Ya bunlar da var. Evet, 82'de bakalım ne var. 82'de daha küçük. Bunlar da daha minnak. 83 yeni yumurta çıkartıyor. 84. Siz ne durumdasınız bakayım. Fuliler. Ya şöyle bir eşleme yaptım. Beklediğim renk gelen renklere bak. 4 tane mavi, bir tane spanyol. En azından şu en büyük mavinin renk tonu güzel. Diğerleri klasik mavi. Bakayım. Yok. Babacım ya. Sana bir 2 gün daha var. Tamam ama bayağı iyi bir kuş diğerlerine nazaran. Maşallah. Gerçekten. Şeyi farklı. Boyut olarak farklı. Evet. Sizde var mı? Sizde de yok herhalde. Varsa sende vardır. Yok. Bu küçük sen. Yok. Sen de küçük. Burada zaten dişi nerede? Dişi yuvada. Bunlar yeni eşlediğimiz takımlardan. Hani eş tutmayan takımlar vardı ya arkadaşlar, onlardan. 89'a bakalım. 88'de yok bildiğim kadarıyla. Burada sen bakayım. Ufak. Bir yavru, ben acaba kaydırdım mı bu yavruyu? Orayı çözmedim arkadaşlar. İngiliz jumbo kırı bir yavru geliyor. Çok iri. Diğer kuşlara nazaran. Acaba kaydırma yavru mu? Nereden kaydırdım onu da hatırlamıyorum. İnanın. Evet, 92'ye bakalım. Ya 92'deki yavrular küçük. Daha yok. Evet, diğer tarafa geçelim. Bu arada kuşlarımızı unutmayalım. Şöyle alalım da. Şöyle salmanın üzerine koyalım. Evet. Geldik buraya. Burada yok biliyorum. Yok. Yok. Bir dakika. Burada olabilir mi? Burada şöyle takımlar var. Şöyle yavrular var. Sana bir bakalım. Yok babali. Sana senin iki günün daha var. Seni bekleyeceğiz biraz. Siz niye şöyle çıkıyorsunuz ya? Hemşerim durun. Biraz durun ya. Burada yok. Burada var mı? Ya bunlar daha küçük. Burada yumurta, yumurta. 107'de yavru var. Ama küçük. Burada küçük. Sizde ne durum? Ya bunlar da minik. 110 numara ne durumda? Bunlar da minik. 111 numara. Dur bakalım. Burada belki bir şeyler olabilir. Çünkü bayağı tüyü tamamlanmış yavrular gördüm ama maalesef hayal kırıklığı henüz var.
Arkadaşlar erken almayalım yavruları, geç de almayalım, bırakmayalım. Çünkü şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Yuvadan atlayan yavruları anne veya baba tehdit olarak görüp diğer yuvadaki yavrular için öldürebiliyor. Buna dikkat edelim lütfen. Ne yapıyorsunuz? Evet, 113, 114'e gelelim. 114'te var diye hatırlıyorum. Evet. Evet, olan zaten burada. 114'te. Burada 5 tane yavru var arkadaşlar. Şöyle, bakın göstereyim size kanal altı. Temiz. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Hoppa. Kaç etti? 11 etti. Siz şöyle, tam şu maviye de bir bakayım ya. Bu mavi de yok, bu mavinin daha henüz 2-3 günü daha var. Yerine koyalım. Şöyle bir takımdan, yeşil bir takımdan esasen parçalı. Çok güzel renkler aldık arkadaşlar. Beklediğimiz renkler değil açıkçası. Ağırlıklı olarak parçalı bekliyorduk. Hani belki 5 yavruda bir tane mavi atar diyorduk ama gayet güzel farklı renklerde yavrular attılar. Bizi memnun ettiler açıkçası. Yok, burada henüz bir atraksiyon yok. Burada zaten yumurta yok. Sende var mı bir şey? Yok, bunlar ufak. 118 numara. Şimdi arkadaşlar önceki üretimhaneyi de hatırlayabiliyordum. Burada hatırlama olayı biraz sıkıntılı. Burası da henüz küçük. Bakayım 121'de varsa vardır. Evet. 3 tane yavru çıkarttı arkadaşlar. Bunlar ikisini de ilk ağzı. Şu kaydırma bir yavru. Şu gördünüz. Güzel. Niye ağlıyorsun? Kursağınla dolu esasen ama bakın şu yavru onların yavrusu. İlk yavru olmasına rağmen kanadı tamamlamış. Seni alalım. Bırakalım. Yuvaya koyduktan sonra alalım ama. Evet. Bir de bir yaklaşık 1,5-2 saat önce mama verdim kuşlara. Mama yiyorlar gördüğünüz üzere. O yüzden biraz kuşlar aslında doğru bir zaman değil. Mama ver, akşama doğru yapmam daha sağlıklı olacak videoyu çekmem ama işlerim olduğu için, yoğun olduğum için o ara videoyu hemen çekip gireyim dedim açıkçası. Dur şeyleri alalım. Ne yaptı? 12 tane yavru yaptı. Güzel. 12 yavru. Allah bereket versin. Birazdan kafesini de hazırlayacağız bunları. 129 daha var mıydı? Yok, 129'daki yavrular henüz ufak. Hatta kanat bile çırpmaya başlamışlar. 131, bunlar daha ufak. Bunlar zaten bebek. Bunlar da ufak. Evet. Şimdi bunları yavru kafesine koyalım. Evet arkadaşlar, yavrularımız burada. Kafesimizi de hazırladık. Yemimizi koyduk. Aflatoksin bağlayıcılığı olan yemimizi. Yavrularda önemli. İyi yem vermek gerekiyor. Çömlek kaplara koyduk yere. Bir de bir yaklaşık 10 tane daldarı attık. Kızıl daldarı attık. Hani rahat kırmaları ve protein değeri açısından yüksektir. Rahat etmeleri açısından. Evet, bismillah diyelim. Şöyle ilk yavrumuzu yuvaya atalım arkadaşlar. 1. Japonesimiz, ilk Japonesimiz. 2. Bismillah. 3. Bırak. 3. Gel bakayım. 4. 5. 6. Hemen böyle yavru psikolojisiyle diplere sığınmaya başlarlar. 7 8 9
10 11 12. Bence biz 4-5 dedik ama 12 tane çıkmış. Güzel. Bu arada arkadaşlar bir şey konusunda bilgilendireyim sizi. Instagram hesabımız Yolun Kuşevi sonu 2 i ile olan. Oranın hikaye kısmında satılık olan yavruların gösterimi yapılacaktır. Yani yani mesela bu akşam bu yavruların erkek olanların özellikle dişileri gelmeyecek. Çünkü erkekler daha çok tercih ediliyor. Dişilerin pek gelmeyecek. İsteyenler Instagram'dan bakabilirler. Hikaye kısmında beğendikleriyle alakalı DM'den iletişime geçebilirler. Yavru yeme düşmüş kuş fiyatlarımız 120 TL'den başlıyor arkadaş. Boyut ve renge göre değişiyor. Bilginiz olsun. Evet, yavrularımızı topladık. 12 tane yavru topladık. Evet, bunlar da bizim artık yemlerimiz. Şöyle. Bunları yemeleme makinesinden sonra ısıl işlemden geçireceğiz. Neyse. Evet sevgili arkadaşlar. Klasik görüntümüze geçelim. Çok seviyorum şu açıyı. Soğuk bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.